BİTİZET programından merhabalar size. Seçimle, 31 Mart yerel seçimlerine son 10 gün. Büyük bir heyecan, büyük bir tempo, büyük bir uğraş, büyük bir iş çalış ile seçimlere son sürat gidiyoruz. Sizler de bildiğiniz gibi değerli konuklarımızı sizlerle beraber ağırlamaya devam ediyoruz. Halkların Demokrasi Partisi'nden Sayın Habib Yeşiltepe. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Eş başkanlardan birisiniz. Evet. Serap Çakmak Genç eş başkanımız. Evet. Yoğun çalıştığınız için sahayı boş bırakmamak adına. Doğru, çok yoğun program. Evet, mazeret bildirdiler kendileri. Doğru. Bir sonraki programa inşallah kendilerini de alacağız. Tekrardan size hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim, çok keyifli bir dönem yaşıyoruz. Yorgunluk yok. Yorgunluk yok, tam tersine daha iyi bir heyecan var, daha evet. Umutluyuz. Daha iyi bir aktiflik var. Evet, daha aktivize olmuş bir durumdayız. İnsanlarla evet. Daha rahat iletişim kuruyoruz dönemlere göre. İyi bir dönem yaşıyoruz. Evet. Evet. Keyifli bir dönem yaşıyoruz. Ben de hakikaten seçim tecrübem olmasına rağmen ki parlamento seçimlerinde adaydım. Evet. Partimizi temsil ediyordum. Ona rağmen ilk defa bu kadar büyük bir keyif ve heyecan duyuyorum. Mutluyum. Mutlu bir dönem yaşıyorum. Tayyip olmasını dilerim. Artık halkımız Habib Yeşiltepe'yi tanıyor. Kim olduğunuzu biliyor. Zaten birçok evi defalarca ziyaret ettirdiniz. Birçok esnafı defalarca ziyaret ettiniz. Bizler de izleyenlerimiz de Habib Yeşiltepe'yi biliyor. Habib Yeşiltepe sahada iken biraz da halktan söz edelim. Gezintilerinizden, gözlemlerinizden söz edelim. Habib Yeşiltepe ve ekibi halkın içerisine gittiği zaman izlenimleri nelerdir? Onları elde edebilir miyiz, öğrenebilir miyiz? Elbette ki. Şimdi tabii takdir edersiniz tarafa birçok ilimizden daha büyük bir ilçemiz. Evet. Yerleşke olarak da çok geniş bir alana yerleşmiş. Mozaik bir yapıya sahip. Mozaik bir yapıya sahip. Toplumumuzun değişik kesimlerini temsil eden bir yer. Hatta belki çok az şehrimizde olan daha fazla insanlarımız burada istihdam iş evet, yaşamını sürdürüyorlar, evet. Memuriyet yaşamını sürdürüyorlar. Evet. Dolayısıyla çok geniş bir kesim var burada. Tabii toplumun ihtiyaçları da bu anlamda değişkenlik gösteriyor. Biz saha çalışmalarında örneğin yolu yapılan yeni yurttaşlarımız var mahallelerimizde. O da bir problem. Yoksulluk sınırının çok altında yaşayan yurttaşlarımız var. O da bir problem. İçme suyu sorunu olan yurttaşlarımız var ki bu Tatvan'ın geneliyle ilgili bir problem. O da bir problem. İşsizlik problemi çok yoğun. Her yurttaşımızın evinde işsiz bir arkadaşımıza rastlayabiliriz. Çok büyük bir problem. Biraz da dönemle bütünleşen bir umutsuzluk da var. Yani bir şekilde geleceği biraz daha fırın göre. Ekonomik kriz. Çok etkili tabii hani. Evet. Çok kentimizde yerel seçimlere hazırlanırken işte politik kavramların arkasında sığınmaya çalıştık. Yoksa derin bir kriz toplumu çok etkiliyor. Üretimden kopmuş bir toplumumuz var. Dolayısıyla fuar mahallesine gittiğiniz zaman ayrı bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Sahil mahallesinde ayrı bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Kent merkezinde çok ayrı sorunlar. İşte diyelim ki ticaretle uğraşan insanların çok derin sıkıntıları var. Yurttaşlarımız, evet. İnsanlarımız ticaretle yaşamını sürdürüyor. Sorunları var. İşsizlik çok büyük bir problem. Tabii takdir edersiniz ki belediyenin gücünde, kuvvetinde olan küçük bir kısmı var. Evet. Biz belediyecilere düşen kentin yaşam kalitesini yükseltmek, insanların ticaret yapmasını geliştirmek, yani bunlar bizim sorumluluğumuzda. Ama tabii devletin üretime dönük yatırım yapmasını teşvik etmemiz gerekiyor. Bu nedenle sahada bizi mutlu eden çok şey var ama genelde halkımızın yüz yüze kaldığı sorunlar bizi mutsuz ediyor. Ama tabii ki kentimizde insanlarla tanışmanın, insanlarla sohbet etmenin, insanlarla geleceği birlikte planlamanın bize verdiği bir keyif de var. Bu yani ikili bir durum. Siz de projelerinizi önce insanlardan aldığınız ve duyumlarla öğrendiklerinizle geliştirmeye başladınız. Çok önemsiyoruz. Evet. Mesela bizim Tatvan için en büyük projemiz olarak gördüğümüz sevgi, barış ve kardeşlik projesini oluşturmayı böyle sözlü birkaç cümleyle geçiştirerek yapmayacağız. Biz onu toplumsal bir gerçeklik olarak, bir realite olarak karşımıza alıyoruz ve bir danışma meclisi kurarak toplumumuzdan gelen talebin temelinde bütün siyasi partilerin bir şekilde seçimden sonra particilik yaptığı,
realitesiyle yüksek bir eleştiri var kentimizde. Böyle düşünmeyenler de var ama bu yüksek eleştiriye biz yani duyduğumuz saygıdan dolayı da kentin kanaat önderlerinden, sivil toplum örgütlerinden işte bir şekilde siyasete çok bulaşmamış, kentin geleceğini düşünebilen, kentte yaşayan yurttaşlarımızı kendi evlatları görebilen kanaat önderleri dediğimiz sivil toplum örgütleri olarak kendilerini örgütleyen örgütlerimiz, mesela diyelim ki barolar gibi, mimarlar gibi, muhasebeciler gibi, bu sivil toplum örgütleriyle işte İnsan Hakları Derneği gibi bunlardan bir danışma meclisi kurup kentin kaynaklarını belediyeyle beraber yönetmeye katacağız. Dolayısıyla hani sahadan aldığımız öneriler dediğimiz zaman tam bunu kastediyoruz. Yani biz danışma meclisi fikrini toplumumuzun çok geniş kesimini heyecanlandırana, evet bu arkadaşlarımız gerçekten kente bir şeyler katmak için geliyorlar. Gerçekten kentte bir değer katmaya çalışacaklar. Gerçekten kente bir tatvanılık kimliği oluşturmaya çalışacaklar. Bunu da takdir edersen ki siyasi partiler, siyasi parti temsilcileri bunları söylem olarak söylediğinde halkta çok bir karşılık buluyor. Karşılık bulabilmesi için kurumsal bir kimliği oluşturmanız lazım. Bu kurumsal kimliği biz bu şekilde oluşturacağız. Yani halktan gelen en büyük talep bu. Hayırlısı olsun. Özellikle geçen program pek fazla açmaya, konuşmaya fırsatımızın olmadığı çok önemli bir mevzu var. Ben de şahsen tatvanlıyım. Gözlemlerime dayanarak tabii söylüyorum bunu. Madde bağımlıları gerçekten şehrimizde oldukça çok. Yaşları da artık ortaokul seviyelerine kadar düşmüş bu uyuşturucu bağımlılığı. Bunun için köklü bir çözüm önermiştiniz. O çözümü tekrardan konuşabilir miyiz? Tekrardan açabilir misiniz? Şimdi biz bu konuda tabii takdir edersiniz ki hareket mekanizmalarınızın olduğunu söylediniz. Kentimizin çok büyük bir sorunu. Şimdi büyüyen bir kent var. Büyüyen bir kentin ihtiyaçları var. Büyüyen insanlar var, insanların ihtiyaçları var. Yani bir gencimiz işte diyelim ki 20 sene önce sosyal medyayı kullanmıyordu. Sosyal medyada işte diyelim ki ulaşabileceği çok farklı, absürt bir yaşamla karşılaşmıyordu. Ama bugün bir genç arkadaşımız eline telefonu aldığı zaman İstanbul'daki gece hayatına da ulaşabiliyor. Los Angeles'taki gece hayatına da ulaşabiliyor. Dolayısıyla kentteki kuşak çatışması dediğimiz kent bilimcilerinin de çok üzerinde durduğu bir tatvanda bir kuşak çatışması var. Kuşak çatışmasını şöyle izah ediyoruz. Diyelim ki kentte 60'lı yaşlarda, şu anda 60'lı 50'li yaşları temsil eden kuşak kente geldiğinde kendine bir iş arayarak gelmiş. Kendine bir iş bulmak amacıyla uğraş ya da bir uğraş bulma amacıyla gelmiş köyünden. Ve onu bulduktan sonra da kendi evini yapmış. İşte elektriği var, suyu var, lavaboları var ve kendi köyünden bir adım ileride bir yaşam bulmuş. Dolayısıyla o yaşamada çok şükretmiş, bu kanaat getirmiş, o kanaatle de yaşamını sürdürmüş. Ama ondan sonra gelen kuşak kentin farklı bir yaşam olduğunu, daha lüks bir hayatın olduğunu, daha eğlenceli bir hayatın olduğunu, daha keyifli bir hayatın olduğunu, onu kentte asgari ücretle çalışarak elde edemeyeceğini görüyor. Ya da zaten asgari ücretle çalışacak alan da bulamıyor. Dolayısıyla bir çatışma başlıyor. Yüksek yaşam düzeyiyle, kaliteli yüksek yaşam düzeyi. Evet, yüksek yaşam düzeyiyle, hani kalite demiyoruz ona, yüksek yaşam düzeyiyle yaşamda, üretimde bir karşılık bulamayan insanlarımızın çatışması genellikle alkol ve madde bağımlılığıyla kendisini ifade ediyor. Bu arkadaşlarımız, bu insanlarımız toplumumuzun çok büyük bir sorunu ve toplumun her kesiminde, yani biz şuna inanıyoruz, toplumcu düşünce sistemine sahip bir arkadaşımız olarak, bir toplumda trafik kazası çok yüksekse sizin bir yakınınızın içinde olmaması mümkün değil. Tabii ki. Bir toplumda terör düzeyi çok yüksekse bir yakınınızın içinde olmaması mümkün değil. Bir kentte işsizlik düzeyi çok yüksekse bir yakınınızın içinde olmaması mümkün değil. Bir kentte madde bağımlılığı yüksekse bir yakınınızın içinde olmaması mümkün değil. Dolayısıyla benim çocuğum olmaz, benimki olur, şununki olmaz, bununki olmaz gibi kavramlar kesinlikle bir toplumla aidiyet duygusuna bağlı olmayanların düşüncesidir. Bir bulaşıcı hastalık gibidir. Bunu böyle görmek gerekir. Bugün bana eğer bulaşmamışsa, içerisinde bulunduğu toplumda da bu bulaşıcı hastalık varsa bir gün beni bulacak. Mutlaka. Yani çok basit. Mesela kış aylarında yüksek grip oranı var işte.
bana evet. grip bulaşmaz diyebilir miyiz? Evet. Diyemeyiz. Aynen, aynen. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın yani Batı toplumlarından da sorunu. Yani işte diyelim ki biz sadece Türkiye'de yaşayan, Tatvan'da yaşayan yurttaşlarım değil. Diyelim ki Hollanda'da da bir sorun ama devlet bu arkadaşları, bu insanları üretime, topluma kazandırmak için rehabilitasyon merkezleri kuruyor. Onları normal bir yurttaşımızdan ayıran bir ayrıcalıkla onların sağlığına, onların yaşam kalitesini yükseltmeye çok büyük önem veriyor. Elbette ki bunlar ülkelerin kendi gelişmişlik düzeyiyle, demokrasi düzeyiyle, insana verdiği değerle de çok alakalı. Takdir ederseniz çok sağlıklı insanların bile iş bulamadığı bir kentte, çok sağlıklı insanların işte diyelim ki açlık sınırının altında olduğu bir kentte bu gençlerimize işte çok yüksek bir kalite sunmak, onları rehabilite etmek yani bir şekilde çok zor. Ama yani çok basit bir eleştiride bulunayım. Yani bu işte diyelim ki bir kentimize bir milletvekili geliyor. Onlarca güvenlik görevlisi bir şekilde etrafında şey yapıyor. Etrafını sarıyor, çemberi sarıyor. Hatta bizim partimizde çok öyle olmuyor ama diyelim ki AK Partili bir milletvekili kentimizde bir bakkal dükkanına gittiğinde devlet 30-40 tane güvenlik görevlisi ona eşlik edebiliyor. Neden? Çok özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Neden HDP Partisi'nde böyle bir olay yok? Neden gerek duymuyorlar veya gerek var mı? Bizi çok koruma ihtiyaçları hissetmiyorlar herhalde. Bir o olabilir. Bir de tabii ki o işin esprisi. Şimdi arkadaşlar kendi toplumunuz için siyaset yapıyorsanız, hakikaten toplum için düşünüyorsanız, toplumumuzun gelişimi dinamik olarak bir hal almasını istiyorsanız, gelişim dinamiği sağlayan bir toplum olmasını istiyorsanız, sizin toplumunuzun her kesimiyle iletişimde olmanız gerekir. Sizin seçmeninizin olmasına da gerek yok. Seçmeniniz de olmayabilir. Hatta size karşı siyasal bir faaliyet de yürütebilir. Ama bu toplumun içinde yaşadığınızı unutmayacaksınız. Ona duyduğunuz saygıyı değiştirmeyeceksiniz. Şimdi bu siyasiler, benim kanaatim şu, insanlara çok yüksek oranda siyasette kalabilmek için sözler vermişler, vaatler vermişler. Sözler ve vaatler tutamamışlar. Siyasetin vazgeçilmez. Şimdi bu kadar büyük vaatleri verdikleri insanlar sonuçta bu kentte yaşıyor. Onlar 2-3 senede bir bu kente gelip bu insanları ziyaret etme ihtiyacı duyabilir ama bu kentte yaşayan insanların bir hafızası var. Siz 6 ay önce gelip İşte diyelim ki bir sürü vaatte bulunup siyasal seçiminizi tamamladıktan sonra sırtınızı halka dönerseniz böyle olur. Bir diğer önemli bir konu, toplum için siyaset yapmıyorsanız çok toplumun içinde olma ihtiyacı hissetmezsiniz. Yani burada yaşayan, burada doğan, burada büyüyen, burada akrabaları olan siyasiler ki mesela diyelim ki rakip partinin adayı da burada doğup büyümüş. Milletvekili de burada. Şimdi bu kentin insanı kendi komşusuna 30-40 tane güvenlik görevlisiyle gidiyorsa bana göre gitmesine gerek yok. Kimlerden kendini korumak istiyorlar? Neden koruma gereği var mı acaba? Yani korkulacak bir durum var mı? Veya siz HDP milletvekilleri pek öyle bir koruma ihtiyacı duymadılar ve herhangi bir zarar gördüler mi bugüne kadar? Şimdi asla gerek var mı acaba? Şimdi içinde yaşadığımız toplumda İşte sonuçta insanların farklı dünya görüşleri var. Bizim gibi düşünmeyen, mesela Tatvan'da bizim gibi düşünmeyen 10 binlerce insan var. Ama biz bu 10 binlerce insanın iş yerlerine gittik, evlerine gittik. Hiçbir yerde bir saygısızlıkla karşılaşmadık. Bizim insanlarımız gerçekten yani kültürüne bağlı, gelenek, göreneklerine, annelerine bağlı, değerli, kaliteli şahsiyetler. Çok net söylüyorum, Tatvan esnafı çok kadir şinas bir kitle. Tatvan insanı, çok kadir şinas. İşte evine gittiğimiz HDP seçmeni olmayan yurttaşlarımızın bize gösterdiği saygı hakikaten insanı utandıracak kadar kaliteli. Yani insanın yani ancak bu kadar olur diyebileceği kadar kaliteli. Hakeza Tatvan'da işte diyelim ki bütün aşağı yukarı ticari işletmeleri gezdik baştan başa. Hiçbir ticari işletmemizde yüzünü ekşiten bir yurttaşımızla karşılaşmadık. Hep sevgi, hep saygı, hep çayı ikram etmek isteyen, hep yemek ikram etmek isteyen. Şimdi bu kadar kaliteli, bu kadar kadir şiras bir yurttaşlarımızın yaşadığı bir yerde bana göre o şekilde o yurttaşlarımıza gitmek, o yurttaşlarımıza dönük en büyük saygısızlık. Yani şöyle ben mesela bir işletmeci olsam burada, bir bakkal dükkanı işletsem. Benim misafirim nasıl güvenlik görevlisiyle gelir? Yani bunun bir mantığı var. Bunun misafirliği nerede kaldı? O zaman bunun misafirliği nerede? Yani siz seçmeninizi işte ziyaret etmek mi istiyorsunuz?
seçmeninize yoksa ürkütmek mi istiyorsunuz? Yani mesela bir yurttaş bana göre böyle düşünmeli. Yani makul düşünen bir insan böyle düşünmeli. Sonuçta uzun yıllardır bu kentte siyaset yapılıyor. Bir sürü belediye başkanı gelmiş, bir sürü belediye başkanı burada görev yapmış, bir sürü parlamenter gelmiş, görev yapmış, gitmiş. Hiçbir belediye başkanına dönük, hiçbir parlamentere dönük biz bugüne kadar Tatvan halkından en ufak bir şiddet, bir saygısızlık görmemişiz. Gördüğümüzde de hani bize karşı zaten asla görmemişiz ama biz diğer insanlara yapılmasını bile çok kabul etmiyoruz. Çünkü arkadaşınıza yapılan bir şey yarın size de döner. Yani evet AK Partililer bizi arkadaşları olarak görmüyor, bizi ötekiler olarak görüyor ama biz o ötekiler olarak temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, insan haklarına bağlı insanlarız. Onların elinde güç olması, onların elinde yetki olması, onların elinde sermaye olması, onların bugün devlet merkezli birer siyasetçi olması, belki onların bizi ötekileştirmesi için o çıkarlarından dolayı makul olabilir ama bizim insana bakışımızda ötekileştirme yok. Hangisi ofisimize de gelirse her zaman derin bir saygı gösteririz ve her zaman seçim çalışmalarımıza bunu dile getiririz. Şiddetin ve saygısızlığın kesinlikle ve kesinlikle karşısındayız. Kesinlikle. Çünkü toplumumuzun huzura, barışa, demokrasiye ihtiyacı var. Toplumumuzun gerilme ihtiyacı yok. Ve toplumda gerilimi isteyen, ısrarla işte geçmiş dönem gerilimlerinden bahseden siyasetçiler var ama biz bu konu bizim dışımızda. Biz yeniden, yeni bir bakış açısıyla toplumumuzun bütün kesimlerini, refah düzeyini yükseltebilir miyiz? Ona bakıyoruz. Ona bakmak lazım. Biraz da Tatvan siyasetine ve sizin yakın zamanda kurmuş olduğunuz bir cümle değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu. Halkımız da alay ediyorlar cümlesi. Bu cümleyi sarf ederken neyi kastettiniz efendim? Şimdi şöyle, tabii çok samimi bir söylemdi o. Yani hakikaten Tatvan'da yaşayan yurttaşlarımız da şu anda alay ediliyor. Yani işte diyelim ki arkadaşlarımız bir sürü projeden bahsediyorlar. İşte hastaneden bahsediyorlar. AK Parti kanadını kastediyorsanız yaklaşık 55 adet bir projeden AK Parti kanadı kavramı bile çok. AK Parti'yi, direkt AK Parti'yi kastederek söylüyorum. Yani şimdi arkadaşlar bu kentte 4 tane hastaneyi ortadan kaldıran bu arkadaşlarımız değil mi? Yani mevcut hükümet döneminde kaldırdı şimdi, askeri hastane, devlet hastanesi. Hükümetin ya da farklı kurumların denetiminde olan şeyleri biz yapacağız demek bir vaat midir yoksa bir yalan mıdır? Yani şimdi bu kentte diyelim ki 17 yıldır AK Parti'nin parlamentörleri var. 17 yıldır bu kentte siyaset yapıyorlar ve 17 yılın sadece 5 yılını HDP belediyesi yönetmiş. Şu anda yönetmeye adayız. Şimdi bu 17 yılda Tatvan'da içme suyu sorunu çözüldü mü? Hayır. Devam ediyor, hala sıkıntılar devam ediyor. Yani yurttaşlarımız musluklarını açtığında içme suyu sorunuyla karşı karşıyalar. Şimdi bu 17 yılda arkadaşlar Tatvan'da bir ana cadde var, ana arter. Evet. Ana arter ıslah edildi mi? 17 yıldan bahsediyoruz. Hayır. Yani belediye başkanlığı orada, kaymakamlık, valilik, işte bütün kurumların bir şekilde işte tek hükümet, bütün kurumların temsilcileri burada, bu kentte yaşıyor. Siyasileri bu kentte. Bir ana cadde ıslah edildi mi? Hayır. Bu kentte 17 yılda onlarca arkadaşımızın çalıştığı bir fabrika yapıldı mı? Hayır. Yani bu kentte sokaklarımız bir şekilde ıslah edildi mi? Hayır. Altyapı tamamlandı mı? Hayır. Şimdi kente 17 yıllık bir parametreyle baktığınız zaman yani bu söylemlerin insanlarla, insan aklıyla alay etmekten başka öteye gidemeyeceğini görüyoruz. Belediyemizin bütçesi belli. İşte çıkıyorlar diyorlar ki biz onlarca işçi alacağız. Arkadaşlar mevzuat ortada. Zaten belediyelerde personel konusunda bir yeterlilik var ve bir mevzuat var. Ona göre diyelim ki 10 tane arkadaşınız işten ayrılır, 10 tane arkadaş yerine alırsınız. Evet. Şimdi siz bu kadar onlarca, yüzlerce insanı alacağım diyorsunuz. O zaman onlarca, yüzlerce belediye çalışanımızı işten mi atacaksınız? Mesela bizim bakış açımız şu. Biz hiçbir arkadaşımızın işten atılmasından yana değiliz. Hiçbir insanın... Ben de şahsen rızkını kesilmeye yönelik hareketlere ben karşıyım. Hiçbir insanın
açlıkla terbiye edilmesi insani değil. Yani işte bu kayyumlar döneminde yüzlerce insan, binlerce insan, yani 130 bin artı 50, 180 bin insan diyelim ki ihraç edilmiş. Şimdi insanları açlıkla terbiye etmenin hiçbir insani karşılığı yok. Eleştirdiğimiz bir konu. Dolayısıyla tek bir yurttaşımızın bile belediyeden işler atılmasına karşıyım. Yalnız şu şeyi söyleyeyim. Dünya görüşü ne olursa olsun. MHP'li olabilir, AK Partili olabilir, CHP'li olabilir, farklı bir partisi olabilir, liberal olabilir, sosyalist olabilir. Bu önemli değil. Benim açımdan önemli olan şey şu. Bir insan işini liyakatla yapıyor mu? Yani eğer liyakatla yapıyorsa kesinlikle bizim açımızdan saygıda asla kusur edilmeyecek. Suçlu değilse, suç işlememişse. Yani onu biz zaten belirleyemeyiz. Yani insanlar, yurttaşlarımız işte diyelim ki bir suç işlediği zaman mahkemelere giderler. Aynen. Mahkemeler uzun bir çalışmadan sonra olumlu ya da olumsuz bir karar verirler. Biz de idare olarak onu uygulamakla mükellefiz. Aynen. Dolayısıyla kendimizi kentte yaşayan, işte siyaset yapan insanlar olarak başka bir kurumumuzun yerine koyma hakkımız yok. Kendimizi ne ahlak polisi ilan edebiliriz, kendimizi ne işte diyelim ki hakim ilan edebiliriz, ne polis ilan edebiliriz, ne savcı ilan edebiliriz. Biz bu kentin yurttaşlarıyız. Bu kentte huzur içinde yaşamanın formüllerini geliştirmek istiyoruz. Yoksa bir yurttaşımız farklı bir dünya görüşü var. Kaldı ki Tatvan'da, Bitlis'te, Mutki'de yaşayan yurttaşlarımızın çok önemli bir kısmı akraba bağıyla birbirine bağlıdır. Yani en uzak olan şey ailenizin yeğeni oluyor ya da siz onun yeğeni oluyorsunuz. En uzak bir bağlı, yerde bir noktada bir yerde buluşabiliyoruz aynen akrabalık bağlarıyla. Bize düşen yurttaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, işte bağları pekiştirmek. Bağları pekiştirmek. 17 yılda yapılamayanlar ortada. Yani şimdi Tatvan halkı bana göre elini vicdanına koyması lazım. Arkadaşlar siz 17 yılda Tatvan'ımıza ne yaptınız? Diyorlar ki biz yüz milyonlarca dolar, hatta milyonlarla değil, milyarlarca dolar Tatvan'a para gönderdik. Doğrudur, göndermiş olabilirler. Hiç itiraz etmiyorum. Peki arkadaşlar, bu gönderilen para... Paralarla bir şeyler yapılmadı mı? Evet, Tatvan halkına mı geldi yoksa kendi yandaş müteahhitlerine mi gitti? Bunu sormak lazım. Yani bugün bu ülkede yaşayan yurttaşlar, insanların temel hak ve özgürlüklerine bu kadar saygı duymuyorsa, insanların temel demokratik haklarına bu kadar yabancılaşmışsa, bunun temelinde bu anlayış var. Şimdi siz çıkıp yurttaşlarınızın içinde ben işte diyelim ki sanayi sitesi yapacağım. Ya arkadaşlar 17 yıldır siz ana muhalefet partisinde miydiniz? Hatta muhalefet partisi miydiniz? 17 yıldır siz bu kente bir kavşak kazandıramadınız. Onlarca insan hayatını kaybetti bir kavşağımız var. Bugün, kavşağımız. Evet, biz bugün sanayi sitemizi gezdik. Diz boyu çamur var. Yani eğer arkadaşlar şey yaparsak çamur içinde kaldığımızda görüntüleyebilirler. Oradan geliyor. Kar, diz boyu kar var. Sanayi esnafımızın dükkanının önünde insan boyu kar var. Temizlenmemiş. Yani elinizi kolunuzu bağlayan mı vardı? Siz bu kente 17 yılda içme suyunu, yani arkadaşlar bir kentin her insanın, her yurttaşımızın olmazsa olmazı, sağlığının temeli, yani bir içme suyunu çözemiyorsanız, siz gelip yeniden biz işte diyelim ki saray siteleri yapacağız, işte kültür merkezleri yapacağız, işte diyelim ki sebze hali yapacağız demeniz bana göre çok yakışıksız bir şey. Ben özellikle şuna değinmek istiyorum. Bir basın mensubu ve bir programcı olarak evet, kar olayında sizlere katılıyorum. 3 milyonluk bir kar desteği yardımı gelmişti. Hükümet kanadı vekillerini konuk alırsak özellikle ben kendilerine soracağım. 3 milyonluk bir kar temizleme çalışması için gelen yardım nasıl kullanıldı? Nerelere harcandı? Bunu bizzat programda şahsen soracağım. Kar konusunda size katılıyorum. Benim de çekmiş olduğum resimler var, almış olduğum videolar var. İleriki programlarda kendilerini davet edeceğiz ve bu kar olayını ben kendilerine soracağım. Bu konuda katılıyorum size. Şimdi herhalde Esat Kıratlıoğlu rahmetli oldu. Doğru Yol Partisi'nin bir parlamenter vardı. Evet. Sayın Hüsamettin Cindoruk onunla ilgili iyi bir esprisi vardı. Saçını taramaya ayırdığı zamanı düşünmeye ayırsaydı başarılı bir politika yaratabilirdi. Bizim kentimizde de politikalarla ilgilenenler dün söyledikleriyle ilgili sadece 10 dakika kendi söylemlerine dönüp baksalar
bu kadar abartıyla, bu kadar yalanla kitlelerin karşısına çıkma durumunda kalmazlar. Yani Esat Bey'in durumuna düşmesinler. Efendim, bir de şöyle söylemler var. Bölgeden, piyasadan, merkezden edindiğimiz şöyle söylemler var. HDP, Halkların Demokratik Partisi kazanırsa, hükümet kanadı olmadığı için kendisine maddi bir kaynak bulamayacak ve bu maddi kaynağı da bulamayacağı için herhangi bir yatırımı da getiremeyecek. Yani söz etmekte olduğu projeler pek bir şey, hiçbir şekilde hayat görmeyecek ve sizin 55 projeye karşılık sunmak istediğiniz birkaç proje var. Bunları da duymak istiyoruz. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Şöyle arkadaşlar, bu arkadaşlarımızın kafası çok karışık ve hani hakikaten insanlar konuşmadan önce çok kısa bir süre düşünmelerinde çok fayda var. Çünkü söylemlerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu önce insanın kendisi inanması gerekir. 55 proje az uz bir rakam değil efendim. Yani o 17 yıllık sürece bakarsak, 17 yıl boyunca söylenen yalanları buraya koyarsak herhalde 4-5 program yapmanız gerekir. Ama şunu söyleyeyim yurttaşlarımıza. Arkadaşlar, İstanbul'u uzun yıllardır AK Parti Belediyesi yönetiyor. İzmir'i de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Birisi iktidar partisi, birisi muhalefet partisi. Bugün iktidar partisinin İzmir'in imarıyla, yeşil alanıyla, çevre düzenlemesiyle, ulaşımıyla ilgili söyleyebilecek tek bir cümlesi yok. Eleştirebileceği bir cümle yok. Muhalefet partisi, diğeri iktidar partisi. İktidar partisinde başbakanlık yapanlar, cumhurbaşkanlığı yapanlar, kendi yönettikleri kentin mimarisini en çok kendileri eleştiriyor. Yani hükümete bağlı bir siyasi parti olmak, başarılı olmak için yeterli değil. Eğer öyle olsaydı bugün yüzlerce belediye çok başarılı olurdu, güllük gülistanlık olurdu, istihdam sorunu çözülmüş olurdu ki bu kentimizi de onlar yönetti arkadaşlar. Bu kentimizi de onlar yönetti. 17 yıldır bu kentin parlamenterleri, birinci partisi onlar. 17 yıldır belediyeler sadece bir dönem HDP'de olmuş. Yani ikinci bir dönem halkımız tekrar teveccüh ettiğinde kayyumla karşılaşmış. Hatta bu kadar kendilerine itimat ediyorlarsa bizim de aynı argümanları kullanırlar. Bizim de aynı sahada seçim çalışmaları yürütürler. Bizimle beraber televizyon programlarına katılırlar. Tartışırız, konuşuruz. Sonuçta biz bu kentin aktörleriyiz. Ben Sayın Emin Geylan'ı davet ediyorum huzurunuza. Gelsin konuşalım. 55 projenin hangisini yapacak? Davet edelim mi kendini? Tabii ki. Buradan değerli izleyenler yani bir duyurudur. Sayın Habib Yeşiltepe birileri Bodrum Meydan diyor. Konu bulmak isterseniz memnuniyetle biz ağırlarız. Memnuniyetle. Yani kendi seçim ekibiyle beraber yani gelmesini istiyorum arkadaşlar. 17 yıldır kenti yönetenler bu kente kazandırdıkları ortada. Yani bu kente gelen milyon dolarların nerede olduğunu açıklayabiliyorlar mı? Peki efendim, atıyorum siz kazandınız. Tatfan'da yeterli kaynak var mı projelerinizi gerçekleştirip geliştirebilmeniz için? Şimdi arkadaşlar, takdir ederseniz ki bugün kentimizde de Avrupa Birliği'nin hibesiyle gerçekleşen projeler var. Efendim, farz edelim HDP siz kazandınız. Tatfan'ın ana kaynakları yeterli mi sizin düşündüğünüz projeleri gerçekleştirebilmek için? Şimdi arkadaşlar, Tatfan'ın bir kendi gelirleri var. Yani Tatfan'da işte diyelim ki sudan, ruhsattan, evet, belediyeye ait gelirler var. Bir de İller Bankası'ndan gelen kaynaklar var. Evet. Bu kaynaklar zaten Türkiye'nin her tarafına kişi başına eşit dağıtılıyor. Yani İzmir'deki yurttaşımıza giden parayla Tatvan'daki yurttaşımıza gelen para aynı. Önemli olan onu sizin gerçekten en üst düzeyde nasıl fayda sağlayabilirim? Toplumun bütün toplumsal ihtiyaçları belirlemede nasıl insanlarla ortaklaşabilirim? Bunu yakalamanız gerekiyor. Ben demin örnek verdiğim İzmir Belediyeciliği, Antalya Belediyeciliği, yani bunlar hep bu ülkemizde bir şekilde hani Antalya demeyelim de mesela İzmir bir şekilde muhalefetle özdeşleşmiş bir belediyecilik. Ona rağmen insanlar eğer bir şekilde çalışırsa, özveride bulunursa bu kaynaklar bu kentlerimize yeter.
Şimdi bu kentlerimizin hiçbirisi dışarıdan kaynak alan kentler değil. Kaldı ki bizim bölgemiz kalkınmayla ilgili sorunları olduğu için hem devlet tarafından ki bu meselede tekstil atölyelerinde geliştirilmesinde katkı anlamında hem de Avrupa Birliği'ne fonlar aracılığıyla pozitif destek sağlanan belediyeler. Bizler bununla ilgili yoğun çaba sarf edersek kentin kaynakları bu kente yeter. Yani kişi başına gelen para her yerde aynı. Yani ondan dolayı bir belediyenin diyelim ki içme suyunu yapması için, içme suyunu temiz tutması için, kentin altyapısını yapması için, kentin yolunu temiz tutabilmesi için, kentin sokaklarının çukurlardan kurtarılması için hükümet partisi olmasına gerek yok. Hükümet partisi olmak buna yetseydi, bugün Tatvan'daki ana arterin sorunu çözülmüş olurdu. Sokaklarımız diz boyu çukurlarla geçilmez olmazdı. Evlerimizde akan sular tertemiz olurdu. Kentin her tarafında insanlar üretimde, işinde, gücünde olurdu. Demek ki hükümet partisi olmak yetmiyor. Yani bu bir aldatmaca. Kentimizde şöyle bir sorun var. İnsan hakları aktivistleri, insanların insan aklına uygun, insan vicdanına uygun, insan ahlakına uygun geliştirdiği argümanlara cevap veremiyorlar. Şimdi ben basit bir soru soruyorum. Bu kentte işte diyelim ki AK Partili milletvekilleri var. Arkadaşlar bu kentte yaşayan insanların iradesiyle seçilen belediye başkanlarının yerine kayyum atandı. Hiçbir cümle söyleyebildiler mi? Ya arkadaşlar etmeyin merkez. İşte hükümete söyleyebildiler mi? Partilerine söyleyebildiler mi? Bu kadar AK Partili belediye bölgemizde var. Arkadaşlar birisi bir gün basın açıklaması yapıp biz bu halkın karşısına huzuruna çıkıyoruz. Bu halk iradesini işte diyelim ki Bitlis'te HDP'ye teslim etti. Tatvan'da AK Parti'ye teslim etti geçmiş dönemde. Etmeyin. Bu bir yazıktır. İnsanların iradesini hiçe saymayın diyebildiler mi? Hayır. Şimdi insanların iradesine, insanların demokratik hak ve taleplerine gözünü kapayanlar, insanların bu konudaki çabalarını görmezden gelenler, ihaleden başka hiçbir güncel değeri olmayan, ihale takibinden başka bu topluma katkıları olmayan, 17 yıl boyunca bu kentte işte diyelim ki bir üretim tesisi kuramayanlar gözlerini, kulaklarını bu işlere kapadıkları için bir argüman geliştiremiyorlar. Dolayısıyla ne kalıyor ellerinde? Tehdit etmek. Şimdi siz yurttaşlarınızı tehdit ediyorsanız sizin siyaset adamı olmanıza gerek yok. Yurttaşın insan tehdit eder mi? Evet. Yani siz diyorsunuz ki oyunuzu şu partiye verirseniz işte şöyle olacak. Ya arkadaşlar sizin göreviniz insanları tehdit etmek değil. Birleştirici olmak lazım, bağlayıcı olmak evet, lazım. Evet, yani biz parlamenterlerimizi bu kentte bizi tehdit etmek için mi seçtik? Mesela bir örnek vereyim. İşte diyelim ki AVM'de AVM esnafıyla bir toplantı yapılmış. AVM esnafının ortak söylemi şu. Eğer oyunuzu bize vermezseniz biz artık sizin parlamenteriniz değiliz. Ya arkadaşlar siz bu kentin parlamenterisiniz. Çoğulcu demokrasilerde insanların, sizin gibi düşünmeyenlerin, yani sizi zenginleştiren şeyler, bu kentte HDP'yi zenginleştiren şey AK Parti'nin siyaset yapmasıdır. Biz onların siyaset yapmasını istiyoruz. Biz onların bizi tehdit etmesini, yurttaşlarımızı tehdit etmesini istemiyoruz. Yani bu kadar basit bir şey söylüyorum. Yani işte bize oy verirseniz size iş var. Peki oy vermeyenler? İşte bize oy vermezseniz sizi işten çıkarırız. Bu kentte işler atılan insanların sayısını hangi AK Partili milletvekili biliyor? Arkadaşlar, bu kentin yurttaşlarıyız. Biz bu toplumun insanları. Bizim babalarımız da bu toplumdaydı. Dedelerimiz de bu toplumdaydı. Bu toplumun yurttaşlarıyız. Ve toplumda herkesin birbiriyle bir bağı var. İlla bizim de. Hiçbir yurttaşımızı, hiçbir tatvanlıyı tehdit etme hakkımız yok. Onlara karşı gelecek tehditleri göğsümüzü germemiz gerekir. Yapmasınlar. Bu çok büyük bir vebaldir. Bu kentte çoğulcu, demokrasiye inanan insanlar olarak demokratik bir seçim yapmamız gerekir. Halkın iradesini hangi siyasi parti liyakatla temsil yetkisi verirse bunun temsil edilmesinden yanayız. Eğer liyakatla halk bize, hakikaten bunu çok samimiyetle söylüyorum, Tatvan halkı liyakatla bize eğer yetkiyi vermezse asla bu kentte belediyecilik yapmak istemem. Asla hiç kimse benim adıma, benim siyasi partim adına bir yurttaşını asla tehdit edemez. Şimdi ben
AK Parti'ye oy veren seçmenlerin vicdanına sesleniyorum. Bu söylediklerimizi hepiniz biliyorsunuz. Bu söylemlerinizi hepiniz şahitsiniz. Ve 17 yıllık iktidarın hepiniz tanığısınız. Bu kentte atanan kayyumlara kim karşı çıktı? Yok. Bu kentte sizin gibi düşünmeyen insanlar, yani şimdi en olumsuz dönemlerde bile HDP'nin bu kentte aldığı oy ortada. 15-20 bin yurttaşınızın oy verdiği bir siyasi partinin temsilcilerini siz nasıl kriminalize edersiniz? Siz nasıl ötekileştirirsiniz? Siz onları ötekileştirirseniz bu kentte nasıl siyaset yaparsınız? Biz toplumdaki bütün siyasi partileri, biz çoğulcu demokrasiye inandığımız için bir zenginlik olarak görüyoruz. Her yurttaşımız gibi o siyasi partilerin kendisini ifade etmesinden yanayız. Hepsiyle de görüşmekten yanayız. Yani ki biz o konuda tavrımız çok net. Ancak onlar gittikleri her yerde yurttaşlarımıza dönük bu tür söylemler kulağımıza gelir. Şahsen ben bir yurttaş olarak yani bir üzüntü duyuyorum. Yani bir yurttaştan zorla alınacak bir oyla bu kent temsil edilmez. Yani bunun en büyük kanatı da onlarca korumayla, 20, 10, 20, 30 korumayla bir esnafın dükkanına gidiyorsanız bu zaten kendisi tehdittir. Dolayısıyla biz buna bir yurttaş olarak, bir insan olarak doğru bulmuyoruz. Bu kentte barışa, huzura, sevgiye, üretime, insanların işsizlik sorununun çözülmesine ihtiyaç var. Biz bunu yapmaya adayız. Biz bir arkadaşımızın bize oy verip vermemesine şey değiliz. Yani ben çok net söylüyorum. Belediye. Halk bize vekalet verir. Asla hiçbir yurttaşımızın işiyle oynamak bizim işimiz değil. Hatta ben bu kentte acaba ticaret nasıl geliştirilir? Turizm nasıl geliştirilir? Yabancı kaynaklar kentinize nasıl getirilir? Devletin kentimize işte bir şekilde gönderdiği kaynaklar nasıl kentimizde kalması sağlanır? Kentimizde yaşayan insanlar nasıl huzur içinde olur? Yani diyelim ki Ankara'dan bir memur arkadaşımız gelmiş burada çalışıyor. O adam nasıl huzurlu olmalı? Biz Ankara'da ben yaşıyorum. Hafta sonu nasıl daha iyi misafir edebiliriz, nasıl daha iyi ağırlayabiliriz? Ankara'da yaşadığımız geleneğimizi, kültürümüzü nasıl ona aktarabiliriz, nasıl kendimizi izah edebiliriz? Evet, biz yaşadığımız şehirde arkadaşlar bu tür sıkıntılar yok. İnsanlar hafta sonu kendisini huzur içinde gidebileceği yeri, eşiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle gidebileceği yerleri kendisi seçer. Biz bu kentte bunları kazandırmamız lazım. Ama bu kentte siyaset yapamıyor. Daha oy verme aşamasında bunları yapıyorsa, bunlar bu kente katabilecekleri bir şey yok bence. Zaten ilk ve en büyük projeniz burada huzuru temin etmek, sağlıklı bir, huzurlu bir yaşamı daimi ettirmekti, yanılmıyorsam. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar, sermaye birikiminin temelinde, mesela diyelim ki Türkiye'de sermaye güçlendiği zaman, işte diyelim ki bu son yıllarda olağanüstü hal döneminde çok tartışılan bir kavram, sermaye parasını dışarıya götürüyor, yurt dışına götürüyor. Aynen. Nedeni şu, şimdi demokrasilerin olduğu yerlerde insanlar kendini güvende hisseder. Tüccarlar kendilerini, sermaye kendini tabii güvende ki, hisseder. Tabii ki, tabii bizim ki, kentimiz ne kadar güvenliyse arkadaşlar, o kadar yani güzel bir kent. Coğrafi olarak güzel, konum olarak güzel, ulaşım imkanları güzel. İşte diyelim ki kentimizde havaalanı yok ama 80 kilometre ilerisinde havaalanımız var. Kentimizde havaalanımız yok. 150 kilometre ötede havaalanımız var. Ulaşım olanakları çok. Çok. Evet. Hizmet sektörü çok güçlü burada. Diyelim ki Tarlan'da otelcilik, çok kaliteli bir otelcilik aynen, hizmeti var. Aynen, şimdi aynen. Bu kentin daha huzurlu, daha güvenli olmasını sağlamamız gerekir. Onun yolu da başka siyasi partilere oy veren yurttaşlarımızı ötekileştirmekten geçmez. Hatta onları onur etmek lazım. Onlara saygı göstermek lazım. Evet, bize oy vermiyor olabilirsiniz ama biz bu kenti sizinle beraber yöneteceğiz. Kimseyi tehdit etme hakkımız yok. Çünkü beraber yaşıyoruz. Evet. Ve tehdit ettiğiniz insanlar akrabalarınız, aynı dostlarınız. Yani onlarca korumayla gittiğiniz insan belki de teyzenizin çocuğudur. Yani yakışık kalmayan bir şey. Onun için şu çok önemli. Kentin ticari hacmini geliştirmemiz gerekiyor. Ticaret hacminin gelişebilmesi için kentte güvenilir ortam ve ticari hacim acil ihtiyaçtır. Evet. Biz buna çok inanıyoruz. O güven ortamının en büyük sigortası da bir danışma meclisi kuracağız. Bizim gibi düşünmeyen insanlara çok saygı duyacağız. Bizim yaşamımızda çoğulcu demokrasilerde öteki yoktur. Şunu söylemeden durmayacağım. Yani gelecekte
huzurlu bir yaşama kefillik eder misiniz? Güzel bir tatlına kefillik eder misiniz? Biz şunun kefiliz arkadaşlar. Biz esnafımızın kefiliz. Çünkü buradaki kayıtlar bizde kalacak. Biz gün olacak, sizlerle bu kayıtlarla yüzleşebiliriz. Elbette ki biz çok net ifadeler kullanıyoruz. Bu kentteki huzur ve güven en çok biz sorumluyuz. Çünkü biz bu kentte yaşayan yurttaşların en azından %50'sinin, 60'ının oyuyla gelmek istiyoruz. Yani onun iradesini temsil etmek istiyoruz. Velev ki temsil yetkisi bize verilmedi. Ona rağmen biz bu kentin %50'siyiz her zaman. Biz bize ait olmayan diğer %50 ile barış, huzur, demokrasi içerisinde yaşamak istiyoruz. Onların haklarıyla kendi haklarımız arasında bir fark görmüyoruz. Çünkü biz çoğulcu demokrasiden yana, çoğunluk demokrasisinden yana değiliz. Bu kentte işte dediğim gibi ben %60 oy aldım, çoğunluk bende gibi demokratik olmayan bir söylemin sahibi değiliz. Biz çoğulcuyuz. Bu kentte %70 de oy alsak, geriye kalan %30'un nasıl daha iyi temsil edilebilir? Batı Avrupa demokrasisi ayakta tutan şey bu. Eğer siz çoğulcu demokrasiye inanırsanız, size oy vermeyen yurttaşlarınızın, size sizin gibi düşünmeyen yurttaşlarınızın nasıl huzur içinde o kentte yaşayabilir, nasıl onlarla iletişim içinde olabilirsiniz, nasıl onların güvende olmasını sağlayabilirsiniz, onunla çalışırsınız. Siz %90 da oy alırsanız, geriye kalan %10'a eğer saygı duymazsanız, siz antidemokratik olursunuz. Demokrasiyi benimsememiş olursunuz. Çoğunluk gücü elinde bulundurmak, demokrat olmak anlamına gelmez. Biz çoğulcu demokrasiye çok itibar ediyoruz. Dolayısıyla bu kentimize de bu çoğulcu demokrasinin rengini vermesini istiyoruz. Bizim gibi düşünmeyen yurttaşlarımızın mutlaka kenti yönetimine katmak istiyoruz. Mutlaka. Olmazsa olmazımız bu. Yani efendim demek istediğiniz şu, biz herkesin siyasi görüşüne saygı duyuyoruz. Biz gelsek de gelmesek de sağlık, huzur, sıhhatli bir tatvan diliyoruz, istiyoruz. Elimizden ne gelirse yardımcı olmaya da hazırız diyorsunuz. Bunları anladım. Evet. Ve biz gelirsek de sağlıklı, sıhhatli bir yaşamın teminatıyız. Kesinlikle. Sözünü de veriyoruz. Kesinlikle belediye olarak üzerimize düşen yurttaşlarımıza hangi konuda kendisini sıkıntı içinde hissediyorsa belediyenin yetki alanında olan her şeyden biz sorumluyuz. Çünkü belediyenin, belediye başkanlığı bizim bölgelerde resmiyetin dışına da taşabildiğini görüyoruz ve taşması gerektiğini de görüyoruz. Yani iki ailenin arasına bir barış elçisi olarak olabilmeli, yani husumetleri bitirebilme kapasitesine sahip olmalı. Yani bir tek resmi çerçeveler ve sınırlar içerisinde kalmamalı ve kalmadığını da görüyoruz. Sizlerde de bu devam edecek. Şimdi kesinlikle ona katılıyorum. Çünkü halkın yerelde temsil edilmesinin en geniş, en katılımcı olması şeyi belediyelerde oluyor. Yani doğrudan demokrasi belki olmasa bile katılımcılığın en yüksek olduğu, işte adayların en fazla birbirlerini tanıdığı, tartışabildiği bir süreç oluyor. Dolayısıyla resmi görevin dışında toplumumuzun belediye başkanlarına yüklediği bir misyon var. Aynen. Yani o misyonu liyakatla temsil etmek gerçekten çok onur verici bir şey. Geçmişte bu kentte yaşayanlar, Bitlis'te yaşayanlar, bizim çocukluğumuzda da mesela bunu liyakatla temsil eden büyüklerimiz vardı. Farklı dünya görüşleri olan. Çok da saygı duyduğumuz. Hepsi birkaç tanesi de rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. O anlamıyla da kesinlikle biz bu konuda şeyiz. Yurttaşlarımızın yanındayız ve o misyona talibiz. Ne güzel, ne güzel. Buradan da kendilerine teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Şahsen birkaç arabuluculuk olayına ve aileleri birleştirdiğine şahitlik etmiş olduğum mevcut AK Parti Belediye Başkanı Fethullah Aksoy, buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Birçok davalı insanlarımızı sonuçlandırdı. Yurttaşlarımıza yani bu şekilde gerçekten bir misyon sahibi olarak yerine getirdiği görevlerden dolayı ben de bir hemşerisi olarak teşekkür ediyorum. Sağ Bunlar olsun, çok evet. Kutsal görevler, çok yani ulvi şeyler. Usulünce hareket edip usulünce koordine etmek ulvi gerekiyor. Ulvi değerler yani bunlar çok güncel, basit şeylere, basit polemiklere konu edilmeyecek şeyler. Sadece onun için değil.
Yani kentimizde, yani sadece Fettah Bey değil, kentimizde bu şekilde kanaat önderleri var. Var, evet, evet. Var. Hani belediye başkanlık statüsünde konuştuğumuz için ben de ismini vermek istiyorum. Onların da yani çok işte görüyoruz, duyuyoruz. Evet. Çok büyük emekleri var, çok büyük katkıları var. Ailelerin barışmasını, kentin huzur içinde yaşamasını. Dolayısıyla birebir tanışmadıklarımız da dahil olmak üzere hepsine şükranlarımı sunuyorum bir yurttaş olarak. Çünkü bir noktada devlet bazen bir takım şeylere bizim bölgemize, kültürümüz geri eksik kalabiliyor. Evet. Bunu da yani ancak bu tür faaliyetlerle bertaraf edebiliyoruz. Allah razı olsun aracı olan... Emeği geçen herkesten aynen, Allah razı aynen, olsun. Aynen, aynen, aynen. Bütün herkesten efendim. Efendim, sizin partinize dönük hem yerelde ve hem yerelde dine mesafeli diye yönelik söylemler var. Bunun için neler söylemek istersiniz? Yani bu söylemler iftiradan ibaret. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre en fazla üyesini namazla haşır neşir olan siyasi parti HDP. İslamiyet'le. Evet. Tabana diyelim ki en fazla namaz kılan, en fazla ibadete barışık olan siyasi parti HDP. Ama birçok dini de barındırıyor, birçok ırkı da dili de barındırıyor. Şimdi demin bir konu açıklama ihtiyacı hissettim de kendimize siyaset yapanlar, demokrasi adına, insan hakları adına, insan hürriyeti adına, çalışma hayatı adına, iş istihdam yaratma adına bir söylem geliştirebiliyorlar. Bakın sıralıyorum. İnsan hakları adına bir söylemleri var mı? Yok. İnsanların daha büyük bir güven ve huzur içinde yaşamaları için bir söylemleri var mı? Yok. İnsanların iradelerine el koyma noktasında bir söylemleri var mı? Yok. İnsanların iş ve istihdamla ilgili daha iyi bir gelecekle ilgili söylemleri var mı? Yok. Şimdi bu söylemleri olmayanlar, insanların iradesine kayyum atamasını alkışlayanlar, acaba ne zaman kayyum atanır diye böyle gizli gizli hesap yapanların iftiranın başka bir topluma kazandırdıkları bir şey yok. Biz, kendi adıma da söylüyorum, insanların dini, dili, ırkı, inancı ne olursa olsun çok saygı duyuyorum. Ben de şahsen aynen öyle. Ve herkesin ibadetini çok özgürce yapmasından yanayım. Bu kentte bir yurttaşımız ibadetini yapamazsa gerçekten onunla beraber hareket ederim. Biz başörtülerin işte üniversitelerde çok zorlandığı bir dönemde tavrımızı kızlarımızın, kadınlarımızın başörtüleriyle eğitimlerini, iş hayatlarını sürdürmesinden yanaydı. Bunların söylemi iftiradan ibaret. Şimdi çok merkezi hükümetle ilgili çok cevap vermek istemiyorum ama bu iftiralar, çünkü onların muhatabı biliyorsun, genel başkanımız var, genel merkezimiz var. Biz merkezi şeyler adına konuşmamız doğru olmaz ama yerelde eğer insanlar ellerini vicdanlarına koyarlarsa, bizim seçim bürosunun önüne gittiklerinde onlarca arkadaşımızın namazından, yazından döndüğünü, ne kadar ibadetine düşkün olduğunu görürler. Biz sadece dinin politikaya alet edilmesine karşıyız. İşte 60-70 yaşındaki din alimlerinin eline broşür verenler, onlar ne kadar terbiyeli bu işi yapıyor. Dili olmayan, sağır ve dinsiz olan din adamlarımızın eline broşür vererek ne kadar ahlaklı davranıyorlar. Biz onların bu ahlak dışı yaklaşımlarını teşhir etme ihtiyacı bile hissetmiyoruz. Çünkü o kadar rahat iftira atıyorlar ki, yani arkadaşlar, bu kentte yaşayanlar, herkes şahittir. HDP'de her yurttaşımızın inancına çok derin bir saygı var. Yani Kürt olsun, Türk olsun, Laz olsun bizim için bir ölçü değil. Temel insan hak ve hürriyetlerine bağlılık bizde esas. İnanç, farklı inançlar olabilir insanların. İşte bugün dünyada, o yeryüzünde, hatta diyebiliriz ki birçok ülkede farklı inançların çok işte kendisini hükümete taşıdığı yerler var, muhalefet olduğu yerler var, laik olan toplumlar var. Dini değerlerle yönetilen toplumlar var. Şimdi bizim karşı koyduğumuz nokta şu. Dinin devlet işlerine politikaya alet edilmemesi gerekir. Ve bu kentte bizim bu konuyla ilgili tek bir söylemimiz yok. Tek bir yerde bunu işte diyelim ki afişe eden, teşhir eden bir söylemimiz yok. Bakın bugünkü siyasi rakibimiz
60-70 yaşındaki insanlar, sakalları şurada. Din adamları. Ellerinde broşür, kapı kapı dolaşıyorlar. Biz buna karşıyız. Eğer din adamı olarak kendilerini ilan ediyorlarsa, bu toplumda yaşanan haksızlıklarla ilgili bir ifadede bulunabiliyorlar mı? Bu kentte yaşanan sorunlarla ilgili kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Bu kentin temizlik sorunu din adamlarını ilgilendirmiyor mu? Bu kentin yol sorunu din adamlarını ilgilendirmiyor mu? Bu kentin işsizlik sorunu bunları ilgilendirmiyor mu? Sadece rant sorunu bunları ilgilendiriyor. Bana göre bu söylem sahipleri din adamları değil, rant adamları. Ben de şahsen insanları ayıran, ayrılıkçılara yönelik cümleler kullanan bütün şahsiyetlere karşıyım. Bırakın yaradılanı, yaradan... Çok özür dilerim. Kaldı ki biz yani, cenaze törenlerinde, bütün taziyelerde hep beraber otururuz, Fatiha okuruz. Yani biz bunu reklam mı edelim? Olmaması lazım. Biz kıldığımız namazı reklam mı edelim? Yani bunlar yakışıksız şeyler ve bunu niye söylüyorlar onu söyleyeyim. Bizim böyle düşünmediğimizi onlar da biliyor. İnsanların inançlarına bu kadar saygı duyan, inançlarını rahat ifade edebilmesi için bu kadar bedel ödeyen bir siyasi partinin siyasi partiye söylenebilecek söz mü? Değil. Biliyorlar. Ama şunu da biliyorlar. Bu kentte esas meselelerle ilgili bir söylemleri var mı? Ben Tatvan halkının vicdanına soruyorum. Bana işsizlikle ilgili söylesinler. 17 yıldır ne yapmışlar, ne yapacaklar? Tatvan'ın içme suyunu 17 yıldır ne yapmışlar, ne yapacaklar? Tatvan'ın ticaret merkezi olmayla ilgili ne yapmışlar, ne yapacaklar? 17 yıldan bahsediyoruz arkadaşlar. 17 yıl, yani insan yaşamının belki de bir insanın işte 60 yıllık yaşamının en verimli dönemi nedir? İşte 20 ile 40 yaş arası. Yani en verimli döneminde ne yapmasın, şimdi daha ne yapacaksın? Şimdi bununla ilgili söylemi olmayanlar kendilerine farklı söylem geliştiriyorlar. Yani iftira atma gibi. Şimdi mesela kentimizde şöyle bir cümle kullanılmıştı. Sahiplenmiyorlar. Şimdi biz işte Mutkilleri, Koçerleri bu hani kentte siyaset yapmanın dışına gideceğiz. Ya arkadaşlar siz yani kendinizi insanüstü bir güç olarak mı görüyorsunuz? Sizin toplumun değişik sosyal kesimlerini oluşturan ailelerden ne isteğiniz olabilir ki? Yani ben Mutkiliyim. Tatvan'da onlarca, yüzlerce, binlerce Mutkili yaşıyor. İnanın her birisinin aynı çatı altında yaşayan insanlarımızın her birisinin bir sürü ayrı ayrı dünya görüşü var. Mesela Mutkili olup da MHP'li olanlar var. AK Partili olanlar var. Saadet Partisi'nden olanlar var. Liberaller var. Yani sosyal demokratlar var. Yani şimdi bütün bunlar bizim toplumumuzun bir zenginliği. Benim açımdan. Tabii ki. Bir sosyal sınıfa, bir sosyal tabakaya yani böyle bir söylem sahibi olmak bu kente ne katar? Benim açımdan Mutkili, bilmem Koçer, bilmem Hizamlı, bilmem Beyzade, bilmem Kavarlı ne fark eder? Hatta biz daha ileri gidiyoruz. Diyoruz ki bu kentte yaşayan her yurttaşımız, bu kentli olmayanlar da dahil. Ankara'dan gelen, Malatya'dan gelen, Trabzon'dan gelen yurttaşlarımız da bu kentin bir zenginliği. O kentte, bu kentte barış ve huzur içinde nasıl beraber yaşarız? Biz buna bakmalıyız. Mutkili'ye siyaset yaptırma. İşte Koçer'i kentten gönder. Peki bu kentte kendine bir kent kurmak istiyorsan yani Tatvan'ı seçmene gerek yok. Yani zaten aldığınız ihaleler ortada, paranız ortada, yandaşlarınız ortada. Kendinize bir kent kurun. Elinizi de bu toplumun üzerinden çekin. Bu kadar net. Onun için ötekileştiren bütün söylemlere karşıyım. Ben de şahsen karşıyım. Yani yaradan yaratmışsa bırakın. Biz saygı duymak zorundayız. Onun hakkını da cezasını da gerekeni de yaradan verecektir. Yani bizim yargılamamız, dilini yargılamamız, dinini yargılamamız doğru değil. Asla böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi biz bu kentin %50'sini her zaman temsil ettik. Bugüne kadar bize bu tür söylemlerin dışında, ötekileştiren söylemin dışında bir cümleler olmadı bak. Biz asla onları ötekileştirmiyoruz. Biz diyoruz ki bu kentin zenginliğidir. Farklı düşünen insanlar bu kentin zenginliğidir. Ama onlar oturdukları her yerde işte insanların temel
ihtiyaçları, temel değerleri, temel çözülmesi gereken sorunlarla ilgili bir tek sözü olmayanlar bu kentte, işte diyelim ki geçmişte yaşanan olaylar kendilerine bahane ediyorlar ki biz eleştiriyoruz. Geçmişte kendilerine bir argüman yaratmaya çalışıyorlar. Mesela şimdi biz uzun iki aydır burada siyaset yapıyoruz. İnanın bu huzur, güven, saygı siyasetimiz birçoğunun zoruna gidiyor. Niye zoruna gidiyor? Çünkü bir argüman oluşturamıyorlar. Biz bu kente ne katabiliriz yok. Bakın biz uzun zamandır buradayız. Siyaset yapıyoruz. Bugüne kadar bir tanesi partimizin önünden geçmemiş. Niye? Ya sen 50 tane korumayla zaten buradan geçemezsin. Yani yurttaşlık bilinci yok. Hep birisini ötekileştireceksin. Hep birisini ötekileştirip düşman ilan edeceksin. Onun üzerinden de kendine yandaş elde edeceksin. Biz buna karşıyız. Biz kesinlikle ister MHP'ye oy versin, ister Saadet Partisi'ne oy versin, ister AK Parti'ye oy versin. Biz bu yurttaşlarımızın hepsini eşit bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Hiçbirisi bizim için öteki değil. Kaldı ki biz hani mesela rakiplerimize göre bugüne kadar, yani işte şimdi AK Parti belediye burayı yönetmiyor mu? Evet. Bugüne kadar bir tek söz söylememiz oldu mu? Aşağıya doğru. Olmadı. Bugüne kadar milletvekilinin şahsına dönük bir söylemimiz oldu mu? İşte bu kadar bize söylem oluşturmaya çalışıyor. Belediye başkanı adayı olan genç arkadaşımıza dönük bir söylemimiz oldu mu? Hayır. Ama bunlar bizi öteki ilan etmek istiyorlar. Biz öteki değiliz. Biz bu kentin ta kendisiyiz. Eğer bir öteki varsa o da insanı ötekileştirebilir. Kendi ruh dünyasını bize yansıtmaya çalışıyor. Kendi içinde olduğu karamsarlığı yansıtmak istiyor. Bu kente huzur gelmesini istiyorsa, bu kentin parlamenteri ise, belediye başkanı adaysa, ötekiler olarak gördüğü insanların gidip elini sıkacak, onların sorunlarını dinleyecek, onların ihtiyaçlarına ortak olacak, bunu yapamıyorlar. Evet. Ama biz bunu yapmaya adayız. Efendim, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle birlikte programımızın sonuna doğru gidiyoruz. Son olarak Tatman halkına, bizlere, izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi ben öncelikle Tatman halkına bana gösterdiği teveccühten dolayı gerçekten içtenlikle saygılarını sunuyorum. Çok derin bir saygı duyuyorum. Biz olalım ya da olmayalım, Tatman'ın güzelleşmesi için, Tatvan'ın daha yaşanır bir kent olması için, daha huzurlu bir kent olması için elimden gelen bütün çabayı sarf edeceğim. Bu konuda bir kendimi Tatvan halkının göstermiş olduğu ilgiye dönük bir borçlu hissediyorum. Bize Tatvan halkının çoğulculuğu, çoğulcu demokrasi çerçevesinde, çoğulcu demokratik değerler çerçevesinde bu kenti yönetmemiz için bir yetki vermesini istiyoruz. Bize yetkiyi vermeleri durumunda çoğulcu, insan hak ve hürriyetine saygılı, kentimizin gelişimine bütün kent kaynaklarını seferber ederek kentimizin gelişmesine katkıda bulunacağımızı bilmelerini istiyorum. Bizim açımızdan öteki insanlar olmayacak. Hiçbir insanımız, hiçbir yurttaşımız öteki olmayacak. Hepimiz kardeşçe, dostça, işte Mutkili, Koçer, Hizanlı, Bekiranlı, bilmem şulu, buylu olmayacak. Hepimiz kardeşçe bu kentte yaşayan, gerek bu bölgenin insanı, gerekse dışarıdan gelen, ister Ankara, ister Trabzon, ister Trakya, hepimiz kardeşçe bir arada yaşamanın yolunu geliştireceğiz. Bize de gerçekten bu şekilde, bu zor koşullarda kapınızı açtığınız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok sağ olun. Geldiniz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Sayın Habib Yeşil Tepe'yi dinlediniz. Halkların Demokrasi Partisi'nden, HDP Partisi'nden belediye eş başkan adayımız Tatman için değerli izleyenler. Böylelikle bir programımızın sonuna geldik. Yaklaşık 10 gün kaldı. 31 Mart seçimlerine doğru son süratle gidiyoruz. Bizi takip etme, bizi izleme, devam edin. Yine sizlere birbirinden değerli konukları sizler için konuk edeceğiz. Sizlerle beraber ağırlayacağız. Sizlerle beraber dinleyeceğiz, konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.